Bugün bayram, küslük olmaz derler. Normalleşmeyi konuştuğumuz bu günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki bayramlardan farklı olarak hem Bahçeli'yi hem de Özgür Özel'i telefonla aradı, bayramlaştı. Ama liderler bayram namazı sonrasında kameralar karşısına geçip yine birbirlerine mesaj vermeyi sürdürdü. Dün hem Erdoğan'ın hem Bahçeli'nin açıklamaları üzerinden bir tansiyon aslında biraz yükselmişti, aktarmıştık. Erdoğan iadeyi ziyareti hazmedemediler gibi bir ifade kullanmıştı. Özgür Özel'e soruldu bu bugün. Üzerine alınmadığını söyledi. Herhalde ittifak ortağına söylüyor. Bizim üzerimizden bir iletişim kuruyorlar dedi. Bahçeli'nin ise yine metaforları dikkat çekti. Bizde çatlama olmaz. Biz ne kerpiçiz ne toprağız. Biz kaya gibi Cumhur İttifakı'yız dedi. Sonrasında kullandığı ifade ise çok dikkat çekti. Kayaların parçalanması gürültülü olur ama sonuç vermez diye konuştu. Dargınlar, küskünler varsa bir olmalıyız, beraber olmalıyız. Bu dargınlığı, küskünlüğü atmalıyız. Türkiye'de insanlar normalleşme dediler, siyasette yumuşama var dediler ve bundan herkes memnun oldu. Siyasetinde kargaşa, kavga yaratmak isteyen unsurlar her gün yalan, fitne üzerinde görüş beyan ediyorlar. Yerel seçimlerden sonra siyasette yumuşama havasının meydana gelmesinde Sayın Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük katkıları olmuştu. Yerel seçim sonrası siyasette startı verilen yeni süreç, normalleşme ya da yumuşama başlığı altında yapılan açıklamalar. Liderler memnun, toplumda memnun mesajları verilirken iktidarın ortağı MHP lideri Bahçeli'nin normalleşme karşıtı açıklamaları tansiyonu yükseltti. Yeni günde bayram mesajlarının arasına sıkıştırdı daha sert söylemlerini. Milliyetçi Hareket Partisi'ni anlamayanlar, kırık masalar üzerinde gelecek vaat edenlerin masayı nasıl dağıttıklarını utanmadan hatırlamaları gerekirken şimdi yol gösterici duruma düşmüşlerdir. Allah onları ıslah etsin. Ben kimse istiyor diye kavga edecek, gerilim yaratacak değilim. Benim işim gerilim yaratmak değil. Bahçeli fedakarlık çıkışıyla gündeme Cumhur İttifakı dağılıyor mu sorusunu taşıdı. Ama kapıyı kapattı o soruya. MHP liderinden bayram sabahı ittifaka ve Erdoğan'a güzellemeler geldi. Ümitliyiz, güvenliyiz. Cumhur İttifakı devam edecektir. Bizde çatlama olmaz. Biz ne kerpiçiz ne toprağız. Bir kaya gibi bir Cumhur İttifakı'yız. Milliyetçi Hareket Partisi bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındadır. CHP lideri Özgür Özel'in Bahçeli'ye yanıt verirken kullandığı suç ortağı ifadesine Cumhurbaşkanı Erdoğan hazmedemediler dedi. Özel'den gelen açıklama dikkat çekti. Ben o sözü hiç üzerimize almıyoruz. Çünkü bu işi başlatan biziz. Herkesin gözü önünde oldu. Herhalde bunu yine kendi ittifak ortağına söylüyor. Kayaların parçalanması gürültülü olur fakat sonuç vermez. Bunu şahsen ben bir dil sürçmesi olarak değerlendirmek isterim ya da siyaseten bir anda siyasi heyecana kapılarak söylenmiş bir söz olarak değerlendirmek istiyorum. Özel Erdoğan ve Bahçeli'nin kendileri üzerinden birbirlerine mesaj verdiklerini söyledi. Biri benim üzerimden öbürüne mesaj yolluyor. Efendim siz ittifak ortağı olun, biz yokuz, ihtiyaç olursa buradayız diyor. Öbürü de dönüyor, bu ziyareti hazmedemeyenler var diyor. Bizim üzerimizden konuşmasınlar, birbirleriyle konuşsunlar. Zaten bugüne kadar çok iyi anlaşıyorlardı. Bundan sonra da iyi anlaşmaya devam ederler. Özel'in birbirleriyle konuşsunlar mesajından hemen sonra iki isim arasında ısınan diyalog telefonla görüşmeye döndü. Görüşmede Erdoğan ve Bahçeli karşılıklı olarak birbirlerinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. CHP lideri Özgür Özel'den de hem Cumhurbaşkanı'na hem de Bahçeli'ye bayram telefonu gitti. Özel iki liderin de bayramını kutladı. Kayaların parçalanması gürültülü olur ifadesi tabii bugün çok konuşuldu. Acaba bir üstü kapalı gözdağı olabilir mi yorumları yapıldı ama tabii fazla analiz yapıyor da olabiliriz. Neticede Bahçeli daha birkaç hafta önce ne demişti? Köpekler öğlen sıcaklığında mutlaka uyur. Bu ifadeyi kullanmış bir siyasi liderden bahsediyoruz. Tabii dün yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktaki açıklamalarından
çok konuşulan bir ifadesiydi. Yeni anayasadan bahsederken, CHP ile yaptığı görüşmeden bahsederken CHP'nin niye olmasın gibi bir tutum içinde olduğunu söylemişti. Tabii bunun üzerine CHP ne diyecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nasıl bir yanıt verecek? Çok merak ediliyordu. CHP bu Erdoğan ifadelerine tepkili. Bizim böyle bir söylemimiz olmadı diyorlar. Özgür Özel bayramın ilk gününde yine soruları yanıtlarken bir kez daha önce mevcut anayasaya uyulsun çağrısı yaptı.